2025 emekli maaşı hesaplama rehberi. Hangi durumda ne kadar emekli maaşı alırsınız? Uzun yıllar çalıştıktan sonra emeklilik maaşı yaşlı olan, prim gün sayısını doldurup yaşı bulunan veya emekliliğine kısa süre kalan birçok kişi, e, "Ne kadar emekli maaşı alırım?" İ sorusuna yanıt aramaktadır. Uzun yıllar çalıştıktan sonra emeklilik maaşı yaşlı olan, prim gün sayısını doldurup yaşı bulunan veya emekliliğine kısa süre kalan birçok kişi, e, "Ne kadar emekli maaşı alırım?" İ sorusuna yanıt aramaktadır. 4A, Sosyal Sigortalar Kurumu, 4B, Bağkur ve 4C, Emekli Sandığı, kapsamında maaş programlama işlemleri E-Devlet veya SGK'nın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilmektir. Emekli maaşı nasıl hesaplanır mı? Emeklilik maaşı programlaması, SGK 4A, 4B ve 4C sigortaları için farklı etki içeren bir sağlanır. Sigortalı çalışanlar, çalıştıkları süre boyunca elde ettikleri kazançlara göre emeklilik maaşı alacaklardır. Bu programlama, sigorta türü, prime esas kazanca ve çalışma gününe bağlı olarak değişiklik yapılmaktadır. SGK tarafından sunulan çevrimiçi sorgulama ekranı ile maaş programlama işlemi kolayca yapılabilir. Emekli maaşı hesaplama yöntemleri. SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunmaktadır. 4A, 4B ve 4C. Çalıştığınız sigorta sistemi yatırılan primlerin programlaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınır. Emeklilik maaşını planlamak isteyenler SGK'nın maaş planlamasını robotu üzerinden gerçekleştirebilirler. Hesaplamada dikkate alınan kriterler. Emekli maaşı programlaması çalışma günü Prim ödemesi gibi birçok kritere göre değişiklik gösteriliyor. Emekli maaşı programlaması E-Devlet ve SGK platformları üzerinden istenilen bilgiler doldurularak yapılabilir. Detaylı bilgi almak ve programlama yapmak için E-Devlet veya SGK'nın resmi web sitesine başvurabilirsiniz.